Ay, cebimde 5 kuruş para kalmamış ha. Nereden bulacağız şimdi parayı? Annemi arayayım. Evet. Annem bana bu parayı verebilir. Evet, anneannem, babaannem, dedem, annem. Ha, evet, çalıyor. Alo. Anneciğim merhaba. Ay, hayırsız oğlan. Efendim. Anneciğim bir şey diyeceğim ya. Benim param bitti de bana biraz para gönderebilir misin? Oğlum yeter artık. İliğimi kuruttun oğlum. Sana artık para göndermiyorum, tamam mı? Kime gönderiyorsun anne paraları? Artık kimseye göndermiyorum çocuğum. Param ara bitti bende. Tükendim bak. Tükenmişlik sendromuna girdim şu anda. Sendromdan sendroma atlıyorum. Anacığım bir 5-10 lira gönder bari ya. Dışarıda kaldım. Param yok bak. Taksi de geçmiyor. Oğlum gir bir işe çalış bak, tamam mı? İş bul, evlendireceğim seni daha. Anacığım evlenmek istemiyorum ki ben. Ama ben torun sahibi olmak istiyorum oğlum. Senin umrumda değilsin yani, anladın mı? Tamam anneciğim sen tek başına torun sahibi ol. Yani ben istemiyorum pek. Oğlum gir bir işe çalış. Çalış, paranı kazan, benden 5 kuruş yok sana. Ana. Tamam anne tamam, Allah kahretmesin ya. Of tamam. Tamam anne kapat kapat. Annene düzgün konuş. Ya annemden para yok. Ben şimdi ne yapacağım? Koca şehirde parasız kaldım. O zaman galiba gerçekten bu sefer çalışmam gerekiyor. Hadi bakalım iş arayalım şimdi. Bakayım iş ilanları. Aha bakayım. Aha buldum lan. Evet. Bence bunu yapabilirim. Kesinlikle bunu yapabilirim. Dondurmacı olmak ister misiniz? Ama dondurmaları yemek yasak. Dondurmalara dil bile atmak yasak. Yalamak yasak. Tuvalete gitmek bile yasak. Abi bu çalışanlar hiçbir şey yapamıyormuş ya. Dondurma olacak önümde ve ben dil atmayacağım ha? Neyse kurallara uymaya çalışacağız. Neredeymiş bu yer bakayım, konumu? Neredeymiş? Şuradan sağa gidin. Oyuncu dükkanının yanını geçin. Onun yanındaki dükkan. Oyuncu dükkanı nerede acaba? Amca! Eleman arıyor. Acaba eleman nerede? Amca! Amca mı? Amca sana bir şey soracağım. Efendim? Ya bu oyuncu dükkanı varmış. Onun yanındaki dükkan dondurmacıymış. Biliyor musun yerini? Ya ben de sana bir şey soracağım. Burada bir eleman gözüküyor. Sarı saçlı dondurmacıya gelecek. Sen onu biliyor musun? Yok amca bilmiyorum ya. Nerede acaba bu dükkan ya? Aa dükkan bu. Lan bu benim dükkanım. Ha, sen... Aa ne güzel dükkan amca. Tamam hadi o zaman görüşürüz. Görüş... Oğlum bu ne kadar değişik bir insan. Birader bir baksana. Efendim amca? E sen burayı sormadın mı kardeş? Nereye sormadın mı? Burası işte dondurmacı. Bakayım ben ne arıyordum? Ha evet, dondurmacı arıyordum ben, evet doğru. Gel içeri gel. Gel yaklaş. Lan bu beni niye içeri çağırıyor? Bedava dondurma mı verecek yoksa? Gel gel yaklaş. Amcacığım bedava dondurma vereceksen çok mutlu olurum ha. Gel bakayım yaklaş. Yaklaşıyorum da ne yapacaksın abi? Bir şey mi yapacaksın kötü? Ay, dondurmacı hoş geldin. Ne istersin küçük adam? Aa, hemen satışa başladı. Ha, ne istersin söyle. Hadi bunu ister misin? İstersin ha? Ha ister misin? Amcacım sakin ol. Bir şey diyeceğim. Ben normalde iş aramaya geldim. Param hiç yok. Tamam mı? Bir dondurmacı vardı buralarda. Onda çalışacaktım yani. Dondurmacı burası. Sen elemansın. Hayır, benim adım Gito. Ha, eleman Gitosun sen. Ya adımda eleman yok. Sadece Gito var. Gito mu? Evet. Eleman ne ya? Eleman diye isim mi olur? Eleman Gito. Şunu imzalar mısın? Tabii çok severim hemen boş kağıda imza atmayı. Tabii. At. Şuna da imza at. Şuna da yok pardon lan imza atmasın. Şuna yok buna da atmasın. O zaman şunu tut bir. Onu niye tutuyorum ya Allah Allah. Ay pardon lan bu tesisat pardon. O zaman hayırlı olsun işin. Bir dakika. İşe mi alındım yoksa? Ha bir dakika ne yaptım lan ben, bu neymiş? Gito elemanı işe alma beni. Ha işe alınmışsın sen. Vay be, ben de iş arıyordum biliyor musunuz? Dondurmacıda çalışacaktım ama başka bir dondurmacıda çalışmaya geldim sanırım. Allah'ın işi. Ne diyeyim yani? O zaman ben şu parayı sırtlayayım. Ben o zaman kaçan. Nereye kaçıyorsun patron? Ya bizim başka bir dondurmacı daha var. Oraya eleman arıyorum da şimdi bir oraya gitmem lazım. Tamam patron. Dükkan bana mı emanet o zaman? Maalesef. Hadi görüşürüz. Ulan bu para da ağırmış lan. Vay be ne kadar iyi adam. Hemen beni işe aldı be. Ben başka bir yerde iş arıyordum. Adam beni gördü işe aldı hemen bak görüyor musun? Dükkanı da bana emanet etti. Sağ olsun be. Aa lan. Patron. Dükkana neden arabayla giriyorsun? Ya alışkanlık olmuş. Kapalı otopark sandım ya. Patron yok burası dondurmacı. Hadi çık sen. Heh, Şöyle. güzel al geri topla topla. Aa la. Patron Burası da şimdi oyuncu dükkanına girdin. Neyse. Neyse ben sürmüyorum. Hadi görüşürüz.
Patron gerizekalı çıktı ya. Neyse ben dükkanıma gireyim de düzgünce çalışayım. Ooo kıyafet de baya yakıştı ha. Çok ciks oldum. Ne güzel. Bakayım ha, burada külahlarımız var. Burada dondurmalarımız var. Çok güzel, çok güzel. Harika. Anam dükkanım tertemiz valla. Ne güzel. Pırıl pırıl. Dondurmalarım da kaymak yani. Yok mu müşteri be? Biri gelsin de dondurmamdan alsın. Ay ne kadar çok canım çekti. Çok güzel görünüyorlar ha. Yesem mi be? Ay dondurmacı. Merhaba. Ay merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Niye geldin? Amca bana dondurma versene. Dondurma mı? Evet. Dondurma ver bana. Aa doğru, ben dondurmacıyım ya. Uf tamam pardon. Ne istersin küçük kız? Bak burada naneli var. Sakızlı var. Ondan sonra doğum günü pastalı var. Vanilyalı çikolatalı. Hangisi? Doğum günü pastalı. Doğum günü pastalı. Tamamdır. İşte burada. Gel bakalım gel gel. Kaç para? Hop 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 hop. Ya ne yapıyorsun hop, abi? Hop 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 hop. Hadi hadi al. Hop hop. Ya ne kadar saçma hareketler bunlar ya. Parasını vereyim ki bana ver ya dondurmayı. Kızım hiç dondurma alırken bu hareketler yapılmadı mı sana daha önceden? Yapıldı. Ya işte ben de yapıyorum. Hiç sevmem ben böyle hareketleri. Aa ne kadar sinirli çıktı bu kız ha. Tamam al dondurmanı al. Bedava galiba bu, ben gidiyorum. Hoşça kal. Tamam afiyet olsun, parasını vermedin. Bedava sandım ben bunu. Diyek bana verdin bunu. Doğru söylüyorsun, para istemedin değil mi? Tamam tamam gel. Kaç top var orada? Bir iki top değil mi o? Abi bir top var ya, bir tanesini yedim ödeyene kadar, o sayılmaz. Tamam bir top. Bakayım kaç paraymış. 5 liraymış. 5 lira ver. Yere düşürdü. Düştü ya. Buna para mı verilir şimdi ya? Düşen dondurmanın parası alınmaz ya. Bir tane daha versene. Doğru söylüyor. O zaman bir tane daha vereyim dur. Al bakalım. Ne abi? 5 lira alayım. 5 lira. Yine düştü. Kızım nereye düşürüyorsun onları? Yere de düşmüyor, yok oluyor havada. Ya düştü abi ya, düştü. Bana şu bu şeyde yazıyor ya. Bubble gum. Ondan versene. Bubble gum. Tamam sakızlı istiyorsun sen. Tamam okey. Al bubble bakalım. Bubble gum'dan istiyorum. Al. Ver. Evet 5 lira alayım. Nasıl, güzel mi tadı? Pii. Ay düştü. Ay düştü abi. Canım benim, sürekli düşürüyorsun ama sen bu dükkanın yani dondurmalarını. Abi düştü, ben ne yapayım? Kaygan olmuş elim. Allah Allah. Tamam ne istiyorsun, gel söyle. Bana o zaman şeyden ver. Vanilla. Tamam vanilyalı. Allah'ım yarabbim. Evet borcunuz 5 lira hanımefendi. Şöyle şuya bir yiyeyim. Çünkü bakayım böyle tadı değil. Düşüreceksin ama yani. Gene düştü. Abi bunu ben bilerek yapmıyorum. Sen elinde hayır yok senin. Tamam canım tamam, bir dakika. Neli istiyorsun söyle. Mınç cıhıp. Tamam naneli mınç çip istiyorsun, okey. Ya abi sen benim istediğimi vermiyorsun ki hiçbir zaman, anlamadım. Mınç çıpıp diyorum, sen naneli falan diyorsun. Tamam işte al mınç çıpıp. Tamam ver çipik. Sağ ol canım. Tamam borcunuz 5 lira. Bu ne abi, bu acı be. Geri al şunu, bu ne? Acılı bu. Lan nasıl geri alayım, yaladın onu. Geri al, biraz da sen yala. Canım biz yalayamıyoruz, bize yasak, Allah Allah. Abi yala ne olacak? Başkasının yaladığı dondurmayı ben yalayamam, iğrendiririm tamam mı? Abi birazcık yala ya. Hayır bak, ya istemiyorum. Acı bak. Getir bakayım acımı. Al bak. Lıp, lıp, nam, nam. Yo naneli güzel bence gayet. Ay düştü abi. Ama sen sürekli düşürüyorsun ya. Ya abi ya şu çuho calate olandan versene. Ay, sana al çuho calate'den, gel al. Eyvallah abi. Bak bu iyiliğini unutmam abi. İnşallah. Ver çıpık. Al. Nasıl, güzel mi? Ne oluyor lan? Abi. Heh. Bu da düştü. Kızım gelsene buraya sen bir. Efendim abi. Sen dondurma alacak mısın almayacak mısın, yoksa yere mi düşüreceksin sürekli? Abi dondurma başka kalmadı ki, zaten karnım doydu ya düşüye düşüye. Ben gidiyorum, hadi hoşça kal. Anam bütün dondurmalardan tattı, bayağı da yedi gitti ya.
Aa polis geliyor lan. Aa ne oluyor lan? Birader nasılsın? Abi iyiyim de bir şey diyeceğim. Ben de iyiyim. Polis de misiniz? Eyvallah. Yok yok kardeşim estağfurullah ne polisi. Soyguncuyuz biz babadan meslek. Abi sen polis arabasıyla nereyi soydun? Ya karakolu soydum hızımı alamadım. Abi sen ne bayağı açmışsın abi sen. Hadi banka falan soysan mantıklı da karakolu nasıl soydun ya? Yok kanka dedim ki önce karakol soyayım sonra dondurmacı soyayım dedim işte. Karakol halloldu sıra burada. Aa çok mantıklı. İkinci seçenek olarak dondurmacı gerçekten çok mantıklı yani. Değil mi? Ya bizim peder de öyle yapardı biliyor musun? Önce banka soyardı sonra dondurmacı soyardı. Bizim böyle bir babadan olan adettir bu. Anladım. Ya biz bugün hiç siftah yapamadık yani. Bir kız geldi bütün dondurmaları da yere düşürdü. Gel istersen kasaya bak gel. Bakayım bir. Bak gel bak. Komple gel bak. Bir. Kardeşim yani bu ne rezillik? Dur ben bari 2-3 bir şey atayım şuraya. Abi çok iyi olur biraz koyarsan. Ya şaka yapıyorum. Dondurma sar bana bari. Tamam dondurma vereyim. 1 kilo dondurma vereyim sana bari. Yani satış olsun. Olur. Vallahi çok iyi olur biliyor musun? Tamam neli istersin? Neli var ben şöyle. Sayayım çikolatalı. Ha. Beyaz dondurma. Doğum günü pastası dondurması. Sakızlı dondurma. Bu da nanişli. Nanişli ister misin? Nane yiyeceksin çünkü birazdan. Bana 2 kilo vanilya sar, 1 kilo çikolata sar kardeşim. Tamam. Bunlar paket mi oluyor abi? Yok eve sipariş ama ben buraya gelmek istedim. Ha tamam. Hangi adresi ver abi ben vereyim siparişini. Kardeşim sen benimle ne geçiyorsun? Nasıl yani abicim anlamadım. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Yok abi estağfurullah ne dalgası ya? Ben masama istiyorum kardeşim. Tabi buyur abi otur sen ben getireyim birazdan. O soyguncuya da minnet kalmamış şu devirde ya. 2 kilo dondurma, 5 kilo vanilya, 6 kilo İskender. Selamünaleyküm. Ya kızım sen yine mi geldin? Bak sana dondurma falan yok ha. Hiç parasını ödemiyorsun abi, çünkü. Ama abi böyle olmaz. Niye? Çocuklara dondurma bedavadır. Ya bütün çocuklara dondurma verirsen ben dükkanı batırtırım. Batı iteyim mi? Yani batırmış olurum dükkanı. Sonra patron beni işten kovar. Atıymak ne demek oluyor anlamadım neyse. Bu abi kim? Gel buraya gel soyguncu o. Ya uf. Soyguncu mu? Şakacı soyguncu mu? Yo bildiğin ciddi gerçek. Gerçek soyguncunun burada ne işi var abi? İşte soymuş bak karakolun aracını çalmış görmüyor musun kızım gelmiş dondurma yiyecek. Bakayım bir dakika. Anayasanın 97. maddesine dayanarak, 133.'üne de dayanarak bakıyorum. Yok böyle bir şey olması mümkün değil abi. Bir soyguncu gayet dondurmacıyı soyabilir yani. Hayır abi ben buradayken kimse bu yayı soyamaz. Yok yok soyar bak anayasanın bizim anayasamızın 52. maddesinde yazıyor ki. Evet. Bir soyguncu eğer bir karakol veya bir banka soyarsa. Evet. İkincil olarak dondurmacı soyması hakkıdır. Bak böyle yazıyor. Biz de bunu uygulamakla mükellef, bunu uygulamakla zorundayız. O zaman abi sana bir akbil vereyim git. Hah ver bakayım. Al. Ya yol parası yok lan iyi oldu. Reis eve gönderirsin sen. Tamam saçma soyguncu. Eve gönderirim hadi git. Tamamdır şu akbil geçiyor mu şurada acaba? Şu bir durağa gideyim bari. Ya küçük kız akbille nasıl çözdün olayı ben hiçbir şey anlamadım. Abi aylık akbilin çözemeyeceği yol yoktu. Bunu aylık yaptıydım yani her yere gidebilir. Yani altındaki araçla da her yere gidebilir hatta her yere girebilirdi. Neyse tamam haklısın. Hadi sana bir dondurma vereceğim lan gel. Eyvallah abi hangisinden? Söyle hangisinden istiyorsun? Vint Cihıp. Beğenmemiştin onu sen ama. Tamam o zaman Çiho Celate. Tamam sana o zaman Çiho Celate veriyorum. Allah'ım yarabbim al. Çağır abi. Ne aradın kendin ya? Kaç pay abi? Yok yok bedava sana hadi afiyet olsun ama düşürme gözünü seveyim. Abi hadi sana payasını vereyim ya. Al. Ha teşekkür ederim ha. Senin kartın mı var ya? Kredi kartın mı var? Yok akbil. Aa akbil. Bir sürü akbilin var galiba senin. Akbilin açamayacağı kapı yoktu diyorum sana anlamıyorsun ya. Hadi ben gidiyorum abi. Hadi görüşürüz küçük kız. Hadi görüşürüz. Aa bu sefer düşürmedi ha. Ya o kadar olay yaşadım. Biraz da ben dondurma yesem ya. Ama patron öyle bir kural koymuş ki dondurmaları yalamak yasakmış. Yani çalışanlar yalayamıyor. Neden? Ben şöyle kafamı soksam bir yalasam yani şıbılık şıbılık. Canım çekiyor abi. Kimse de görmez ha. Ne güzel şuradan iki dil atsam şöyle şuna. Lıp 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 diye hepsine. Kimse görmez aslında. Kimse yok. Baksana sokakta bomboş. Aa bir dakika. Birileri geliyor. Buyurun dondurmamız sıcaktır. Ay pardon bu çok saçma oldu. Dondurmamız çok güzeldir, tazedir. Böyle yala yala bitmez yani. Dolapta pekmez. Tamam tamam. Hadi oğlum içerideki her şeyi yalayabilirsin. Ya hanımefendi her şeyi de yalayamaz yani. Beni yalayamazsın mesela küçük çocuk. Neyse buyurun gelin. Herkesi yalarım. Herkesi yalayacağım. Allah'ım nasıl bir çocuk bu böyle?
Lan. Bu kızı bir, şunları da yala. Şurada bak bubblegum yazıyor, onu da yala. Lan dükkanı temizledi, dükkanı diliyle. Oy kızım benim. Sana ne be? Allah Allah. Hanımefendi bir dakika, öyle her şeyi yalayamaz çocuğunuz yani, Allah Allah. Üstelik bakın korona var, her an korona kapabilir. Sanırım galiba kapmış bu çocuk koronayı, yani tipinde öyle bir tip var. Dur. Ne biçim konuşuyor benden? Tamam oğlum tamam, sakin ol sakin ol. Sen terbiyesiz misin ha? Ha? Arayın mı polise? Terbiyesiz adam. Hanımefendi. Nerede polis? Hanımefendi tamam tamam, özür dilerim. Hanımefendi çok özür dilerim. Duyurun duyurun durun durun. Ben size bedava dondurma vereceğim. Buyurun hangisini istersiniz? Oğlum hangisini istiyorsun? Ne istesem? Vanilyalı. Neli? Vanilyalı. Ne kadar gıcık söylüyor oğlum. Ağzının üstüne burası geliyor. Misafir çocuğu gibi. Vanilya. Vanilya he, anladım. Tamam ben sana vanilya vereceğim, dur. Hadi be. Al. Bu vanilyalı değil ki. Pardon değilmiş. Bir dakika ben de yanlış. Lan ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz adam. Hanımefendi şaşırdık, Allah Allah, olabilir. Yok, buyurun. Yok arayacağım. Bu sefer arayacağım. Hanımefendi durun. Aramayın durun. Bu işe ihtiyacım var ya. Başka bir şey söyleyeyim size. Adana kebap falan söyleyeyim. Ondan da yiyin. Buyurun oturun. Oğlum bir tane daha iste hadi. Anne bu hiç güzel değil anne. Baksana marketten aldım, daha güzeldi. Güzel değil mi? Alo polis mi? Ya hanımefendi durun bir dakika. Sürekli niye polis arıyorsunuz ya, Allah Allah. Alo jandarma mı? Alo. Oha hanımefendi. Alo. Hanımefendi durun bir dakika, bir arama yapmayın. Bir şey söyleyeceğim. Polis gelip jandarma gelip burada neyi çözmesini bekliyorsunuz? Dondurmaları daha mı güzel yapacaklar? Evet. Hanımefendi jandarma ve polisin işi dondurma yapmak değil, suçluları yakalamak. Alo başbakanlık beni lütfen bağlar mısınız? Allah'ım yarabbim ya, ne kadar zor insanlar var. Hanımefendi. Evet. Abi, çocuğum çıkar mısın oradan? Çık o dondurmalarını oradan. Lan yala, dinleme lan onları. Hepsini yala, hepsini. Aferin sana, aferin. Anne sağ ol. Hanımefendi lütfen dükkanımı terk edin. Bütün dondurmaları yaladı çocuğunuz ha. Alo Cumhurbaşkanlığı mı? Bizi zorla kovuyorlar. Lütfen yardım edin başkanım, lütfen. Ver lan şu telefonu. Ver lan. Ver lan şu telefonu, ver bakayım. Burada kimseyi aramıyorsun. Hayır arıyorum ya. Yalancısınız hanımefendi. O zaten oyuncaktı telefon. Hanımefendi dükkanımdan hemen çıkın. Yemiyor mu bu numarayı artık? Hadi gel oğlum gidelim. Başka pizzacıyı alalım, gel. Anne ben bütün şeyleri aldım zaten anne. Hadi gel. Anne bu iğrenç burası. Ya şu beleşçilere bak ya. Milleti kandıra kandıra, demek ki onların böyle ürünleri de alıyorlar. Bedavadan yiyorlar ha. İnsanlara bak. Of bakayım şu dondurmalara. Anam hepsine dil atılmış ya. Hepsine de dil atmış. Bunları şimdi baştan yapmak gerekiyor ya. Of. Şimdi hemen yeni dondurma yapmam lazım ama nasıl yapıldığını bilmiyorum ki. Ne yapacağım o zaman? Şunu üstlerini mi temizlesem sadece? Ne yapsam? O ne lan? Oha dükkana girseydiniz. Dur. Elleme. Hiçbir şey elleme. Tamam abi ellemedim. Ne oluyor? Biz Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz. Aa. Hanımefendi buyurun dondurma vereyim size doktor bey. Yok. Ne oluyor burada bakayım? Nasıl ne oluyor? Dondurma satıyorum. Bir dondurmalara bakalım değil mi doktor bey? Buyurun bakın ya, bir şey yok dondurmalarımda. Siz bir benimle gelin, arkadaş dondurmaları kontrol ederken. Biz yalanmış dondurmaları inceleme merkezinden geliyoruz. Şurada kartımız. Evet görüyorum. Sağlık Bakanlığı'na bağlıyız, yeni bir alan bu. Yani dondurmalar yalanmadı değil mi? Dondurmalar normalde yalanıyor biliyorsunuz ama şu anda yani yalanmamış olmaları lazım oradakilerin, evet. Yalanmamış. Şöyle ben sizi ağzınıza sokabilir miyim şunu? Onun için ya. Prosedür. Yaklaş bakayım. Tabii. Ha tamam. Bu yalamamış bir şey daha. Yok yalayamadık vallahi ya. Her neyse arkadaşa bakalım. Duygu Hanım. Bunlar ne böyle? Virüs dolu burası. Ne? Nasıl ya? Bakın makine ötüyor. Gördünüz mü ne kadar çok var? Hanımefendi ağzınıza yapıyor gibisiniz sanki. Hayır makineden çıkıyor. Bakayım size tutayım. Oo siz tamamen virüssünüz. Tamamen virüsten mi oluşuyorum ben? Kesinlikle. Evet. Lan korona ben miyim yoksa? Allah Allah. Öylesiniz. Benimle gelin. Ya doktor bey. Bu dükkanı kapatıyoruz. Kapat. Doktor bey bir şey diyeceğim. Efendim? Biraz önce bir çocuk gelmişti. Bakın onda virüs vardı sanki. Yok hiçbir şey olmaz. Benim kafam niye dışarıda gidiyorum ya? Ya bu şey izole. Bu kafan dışarıda olsun ki içerideki riske atılmasın. Doktor bey ben burayı kapatıyorum şu anda. Kapatın. Girmek yasak olacak tamamen. Şöyle. Dur tutayım şunları. Tamam. Burası yasaklı bölge. Ana dükkanım kapatıldı. Işıkları da kapatıldı. Kafam dışarıda kaldı, üşüyorum. Gidelim doktor bey. Durun ben arkada beyefendiyle şu an ilgileniyorum. Siz sürer misiniz? Evet, bugüne tabii. Mahsus. Sür.
geldik. Aa, gel ne çabuk geldik ya. Tabii tabii. Neresi burası? Bak bakayım şöyle. Karakol. Aferin. Gel bakayım. Seni şöyle bir... Şöyle... Ne zormuş kapı açmak da. Tak 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 tak. Sizi oturtayım mı? Evet buyurun. Siz oturun. Ben hemen geliyorum. Hemen malum işler güçler. İyi misiniz orada siz? Çok iyiyim ya. Çok rahatım. Ha, öyle mi? Şöyle, şöyle kılımızı değiştirelim. Aa. Dur geliyorum geliyorum dur. Da. Bir dakika, hemşire polis. Polis hemşiresi. Buyurun. Kafanızda hala hemşire şeyi kalmış. Heh tamam. Yo, ne demek oluyor? Ya ben anlamadım, siz doktor musunuz, polis misiniz? Sizi yakaladık, biz polistik. Ana, anlamalıydım. Doktor kıyafeti giydiğinizden anlamalıydım. Maşallah, oradan çıkarsaydım ben mesleği bırakırdım zaten. Evet, çok saçma, doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi ben bir şey yapmadım ki, beni niye aldınız getirdiniz ya? Gel abicim, gel. Kelepçe baktı. Aa. Kalk kalk kalk. Aa. Kalk kalk. Gel benimle, gel benimle. Kelepçeyi takip et. Tabii takip ediyorum. Kelepçeyi takip et. Ulan böyle ne kadar basit oluyormuş lan. Gir içeri abisi. Duygu Hanım kapatın. Tabii. Allah Allah kahretsin. Al işte kaldık baş başa. Aa tamam Duygu Hanım açın siz kapıyı. Siz açın. Tamam kapatın şimdi. Ha, tamam. Böyle oldu herhalde. Ha, aynen böyle. Tamam şöyle. Mantıklı. Yok, böyle olmadı bence ya. Böyle hiç olmadı. Bir açayım. Tabii açın. Şimdi bir daha bir kapatın. Bir şöyle yapalım. Yok böyle de olmadı. Bir şöyle deneyelim. Tamam deneyelim evet. Kapatalım. Ah. Böyle oldu sanki şu böyle... an bir ikimiz buradayız onu kapattık gibi. Aynen bence de kapandı şu an. Hapis oldun artık. Hapissin tamam mı? Bitti tamam mı? Senin. Allah kahretsin hapislere düştüm ya. Aynen öyle şöyle bir yıkayım. Oh iyi oldu sana. Ben ne yaptım ki ya? Alt tarafı dondurma satmaya çalışmıştım. Hapislere düştün artık çıkamayacaksın hapisten. Çıkamayacağım. Avukatımı istiyorum. Aa, vay be. Sonunda ortaokula başlıyorum. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. Çok güzel kızlar vardı ne orada şimdi. Aa, bir de sevgili yaptım mı? Oo, Pamir neydi acaba? Pamir. Artık gel be beklemekten sıkıldım seni oğlum. Bak gideceğim okula erkenden. Kanka geldim geldim tamam dur sakin ol sakin ol. Kanka hoş geldin dinozorlu tişörtün çok güzelmiş. Aynen kanka bu okuduğumuz çizgi roman vardı ya ondan kalma. Vay be kardeşim unutmamışsın ha. Neydi o çizgi romanın ismi? Dinozorlar yumurtlar mıydı? Aynen kanka ne kadar bilgilisin ya of. Öyleyimdir kardeşim. Ya bir şey diyeceğim. Bu okulun yolunu biliyor musun ya? Kanka biliyorum tabii ki. Ben hiçbir şey unutmuyorum ki. Helal olsun ha. Nereden biliyorsun? Abim mi gidiyordu geçen sene? Aynen kanka abim de buradan mezun. Bana her şeyi anlattı. Ya kanka bir şey diyeceğim. Baksana bir. Efendim kanka. Kanka şimdi biz bu okula yeniyiz ya. Biz çok zekiyiz ya oğlum. Kesin en havalı biz olacağız değil mi oğlum lan? Tabii ki kanka abim zaten dedi bu okulda her zaman zekiler ön planda da dedi. Vay be abini çok sevdim be dostum. Var ya bir de kız arkadaş yaparsak sen kendine bir sevgili ben kendime bir sevgili gerçekten çok güzel olur ha. Aynen kanka hadi gidelim artık çok zaman kaybetmeyelim. Tamam kanka tamam. Hey Buse ne yazıyorsun gene? Ay ne yazayım ya işte böyle aşk şiirleri falan yazıyorum. Ama yani aşık olduğum kişi hiç görmüyor ki gözünün önünü ya. Fark etmiyor beni. Allah Allah kim acaba o ya? Buse şunlara bakar mısın? Aa bu nasıl tip ya tipe bak. Arkadaşlar ne olmuş ki tipimize gayet yakışıklıyız yani biz de. Sen kendini yakışıklı mı diyorsun ha? Evet gayet yakışıklıyım değil mi kanka Pamir söylesene. Evet kanka yakışıklısın. Sen de yakışıklısın kardeşim. Sağ ol kanka. Ya bu konuşmalar ne böyle ya? Şunlara bak bir de Cemre. Sırt çantalarını böyle sırtlarına kadar böyle takmışlar. Neredeyse var ağızlarına girecek ya. Ezik bunlar ha. Ay niye öyle dediniz ya? Seslere bakar mısın? Daha kalınlaşmamış bile. Ay Cemre ya burası ezik koptu çok fena. Hadi gel gidelim içeriye. Hadi içeri gidelim gel. Kardeşim bize ezik dediler ya biz ezik miyiz acaba yoksa? Ya yok be kanka onların sözüne gelme onların IQ'ları üt. Kardeşim yani bizi çok ezdiler fark ettin mi? Neyse gel yağmurda ıslanıyoruz. Ay şu çocuk niye ıslanıyor acaba ya dur onunla da bir konuşsak mı sohbet mi etsek? Gel kanka gidelim yanına. Ay gidelim kanka belki o bize güzel davranın ya Allah Allah. Kardeş selamünaleyküm. Hop hop birader çok yaklaşma çok yaklaşma. Geç şöyle. Ay ne oluyor ya? Oğlum o
kadar yaklaşmasanıza bana ya. Kardeşim ne oldu ya? Ne yaptık ki ya? Sen silahla nasıl gezebiliyorsun okulda? Kardeşim ben VIP'yim, siz karışmayın da. Siz kimsiniz? Ne işiniz var benim yanımda ya? Ya biz sadece tanışmak istemiştik seninle. Allah Allah. Evet, sizin numaralarınız kaç? Siz kimsiniz ya? Ben sizi hiç okulda görmedim. Ay yeni başladık dostum. Niye böyle davranıyorsun? Senin ismin ne? He desenize, benim ismimi herkes bilir, siz bilmiyor musunuz? Hayır biz yeni başladık, bilmiyoruz, biliyor musun Pamir? Hayır kanka, nereden bileyim? Ya biz yeni başladık da hiç bilmiyoruz. Benim ismimi sakın unutmayın. Benim ismim Hüsamettin. Tamam dostum, hiç unutmayacağız, özür dileriz, kusura bakma. Tamam bak sevdim sizi ha. Ha teşekkür ederim Hüsamettin kardeş. İsterseniz birlikte takılabiliriz ama sizle şöyle bir anlaşma yapmamız gerekecek ya. Bakın gençler, siz okulda falan yenisiniz ya. Bu bizim okul biraz değişiktir yani. Yanınızda sizi koruyacak güçlü biri olmazsa sizi burada ezerler, döverler. Ay nasıl ezerler Pamir? Ne demek istiyor bu ya? Kanka anlamıyorum. Burası okul mu, hapishane mi? Çözemedim. Allah Allah. Ya nasıl ezerler Hüsamettin kardeş? Oğlum anlatamıyor muyum size? Siz biraz bana sakal vermezseniz diyorum. Sizi burada ezerler, döverler, öldürürler yani ya. Ay nasıl sakal vereceğiz? Benim sakalım çıkmıyor Pamir. Ne yapacağız? Benim de çıkmıyor ki, oha. Bizde sakal yok. Babamdan mı getirsek sakal acaba? Oğlum yemin ediyorum ne salaklarla uğraşıyorum. He bir daha söyle oğlum, anlamadım ya. Ya diyorum ki benim sakalım yok. Babamdan mı getirsem? Dedemde daha çok var. Ondan getireyim mi sakal sana? Ha sizi anladım. Siz promosyon diyorsunuz. Evladım oğlum bizde promosyon yok. Bak sakal derken... Para diyorum yani, para yok mu? Para sandviç bir şey ya. Para mı sandviç mi? Hiçbir şey anlamıyorum ben bu çocuğun konuşmasına. Ne verelim anlamıyorum Hüsamettin kardeş. Para mı verelim sana, sandviç mi verelim? Sandviç herhalde, sandviç. He bak o güzelmiş, onu beğendim de. Oğlum Kıvırcık, sende şöyle yeşil yok mu? Canlı bir şeyler ya, anlatamıyor muyum ya? Ya annem 5 lira vermişti, onu verebilirim istiyorsan. He ateşle gelsin, ver bakalım ver. Tabii vereyim. Al cebimden al. Oh bakayım. Tamam 5 lira. Kardeş sende yok mu bir şeyler, ateşle bize ya. Ya ben sandviç versem olmaz mı? He ver. Açtım ya, güzel gider bakalım. Ver. Nom nom. Mis gibiymiş. Annen mi yaptı bunu? Evet annem yaptı. Beğendin mi? He beğendim. Annene de selam söyle. Hüsamettin'in selamı vardı. Hüsamettin kardeş bir şey diyeceğim şimdi. He kardeşim söyle bakalım. Sen şimdi bizi koruyacaksın değil mi herkese karşı? Kardeşim bu saatten sonra... Size yamuk yapan bana yaptı sayılıyor. Anlatabiliyor muyum? Aa çok mutluyum lan. Gördün mü? Korumamız var oğlum resmen bizim. Teşekkür ederiz Hüsamettin kardeş. Sıkıntı yok oğlum. Bak size bir yamuk olur, size bir şey söyleyen olur. Hemen diyorsunuz ki Hüsamettin abi bizi koruyor. Bakın nasıl tırsıyorlar, görürsünüz. Oo çok iyi. Hadi o zaman okula gidelim oğlum. Ders başlayacak. Hadi gidin. Hadi gel Hüsamettin sen de. Geliyorum oğlum, geliyorum. Bunlar da ne salak şeyler ya. Oo sınıfımız da harikaymış. Aa. Bu kız ne kadar güzel ya. Bizle dalga geçti ama çok güzel bir kız değil mi lan? Yani kanka ben de dalga geçtiği için çok da güzel gözükmüyor gözüme. Kardeşim çok güzel ya. Keşke sevgilim olsa. Ay bir de kalp yapmış iki gözümün çiçeği. Ay çok fena aşık oldum lan bu kıza. Aşık. Hey dostum sen. Ay ne oldu ya? Sen benim sınıfımdaki bir kıza aşık mı oldun ha? Ay ben onu sesli mi söyledim ya, farkında değilim, içimden söyledim zannediyordum. Gelsene bak dışarıda bir şey göstereceğim sana, şurada bak gel, camın burada bak. Allah Allah ya gel, bir şey gel. Diyeceğim Pamir bence Hüsamettin'i çağır, bu beni dövecek galiba ya, biraz sert çağırdı, dövmez mi ne yapar? Bilmiyorum kanka, istiyorsan bir git konuş ondan sonra çağırız Hüsamettin'i. Bak geç kalmayız değil mi, yani hemen haber versek mi acaba şu anda? Ya ver kanka istiyorsan. Ya kanka sen Hüsamettin'i çağır ya, ben bir korktum. Tamam ben gidiyorum hadi. Şşş beklemeyiz hemen, ben gel buraya çabuk. Ay tabi geldim efendim. Adınız neydi? Benim adım Cemre. Ay Cemre ay şey kusura bakma, içimden söyleyecektim dışıma kaçmış. Ha bak şuradaki kuşu görüyor musun, bak dışarıdaki bak. A, bakayım nerede, hani? Hani nerede kuş, hani nerede? Ya görmüyor, baksana şu karşıya bak. Bakıyorum göremiyorum. Ay. Ay kim vurdu bana ya enseme? Bak ayağını denk al. Benim sınıfımda bulunduğum kızlara yavşamayacaksın. Anladın mı beni? Ay anladım. Bir daha olmaz. Ya ne kadar kötü vurdu. Yerden kalkamadım. Ay çok fena. Pamir neredesin? Pamir neredesin? Lan kanka ne yaptılar sana? Kanka beni dövdü Cemre. Ha
Kanka yani niye kendini savunmuyorsun? O kadar çizgi romanlarda gördük. Kanka nasıl dövdüğünü bile anlamadım. Geldi böyle bir tane şurada kuş var dedi. Ben de mal gibi bakıyorum. Kuşu ne yapacaksam? Eve mi alacağım acaba? Ben Hüsamettin'e bağırdım. Her yerde aradım ama çıt yok ki adamdan. Hadi ya. Evet. Aha Pamir. Hüsamettin orada bak. Hadi gel yanına aynen, gidelim. Aynen kanka. Hadi. Ulan sarhoş. Senin yüzünden küçük kızı nasıl da elimden kaçırdım. Karizmam senin yüzünden yerle bir oldu be. Ya Hüsamettin kardeş ayıp olmazsa bir şey soracağım da. He sor sor kanka sor. Ben biraz önce birazcık dayak yemiş olabilirim. Sen gelmedin ya, seni çok bekledik. Bir dakika ne? Kimden dayak yedin sen kanka? Ya kanka tamam çok önemli değil ya. Senin sorunun ne? Sen ne oldu ya? Kime bağırıyordun? Ya kanka hiç sorma, bir tane sarhoş vardı. Onun yüzünden görevimi tamamlayamadım. Karizmam yerle bir oldu be. Allah Allah. Bir gün anlat isterim kardeşim. Neyse işte yani biraz önce dayak yemiş olabilirim birazcık. Kanka bu benim mekanımda. Benim adamıma kim dayak attı? Hayırdır ya? Kanka sen söylesene kim dövdü seni? Kim? Onun kafasını bir patlatayım da aklı başına gelsin. Ortadan ikiye bölerim o adamı. O adam beni biliyor mu he? Ay Pamir bir şey diyeceğim kardeşim. Ben biraz korktum ya. Bu çocuğu öldürür he. Aynen kanka. Boşver. Hüsamettin kardeş yok bir şey. Yani dövseler gelecek misin diye merak etmiştim ama gelir misin? Sen adam gibi adamsın be. Yaşa be. Kanka öyle de bak yani bir yamuk bir şey varsa söyle patlatayım kafasını ortadan. Yok kardeşim yok, her şey yolunda, sen merak etme. He tamam kanka sen öyle diyorsan. Pamir kanka sende bir sıkıntı var mı ya? Yok Hüsamettin abi, bende hiçbir sıkıntı yok. Ha eyvallah kardeşim, bendensin. Derin. Ha bu kim be? Aa tamam. Ahmet abi arıyormuş. Alo Ahmet abi. Ha abi 1 milyon dolara iş mi var? Atladım abim, tamam kapat hemen oradayım. Tamam kanka benim bir işim çıktı da ben gidiyorum ya. Tamam kanka hadi görüşürüz. Tamam kanka Pamir görüşürüz, ben gidiyorum. Görüşürüz Hüsamettin abi. Oğlum 1 milyon dolar bekle lan beni. Ay şöyle oturayım da Pamir kanka. Yakında olayım ya. O niye öyle? Şşş bana bak. Değişik çocuk. Ay ne oldu ya? Sen niye Buse'nin yanına oturdun ha? Ay yanında değilim ki, arada boşluk var. Bak. Ya boşluk fark etmez kardeşim. Gider misin lütfen arkadaşın yanına? Geç şuraya otur. Ya hayır ben burada oturacağım. Ben burada oturmak istiyorum. Allah Allah. Ha orada mı durmak istiyorsun sen? Evet. Ha peki sen bunu görüyor musun şu an ha? Ay görüyorum evet. Bunu kafanda parçalarım senin şu an. Nereye oturmam istersiniz beyefendi? Git o. Sen ayak altında çok dolaşıyorsun. Git tuvalete otur. Koş. Ay. Pamir görüşürüz kanka. Ben tuvalete oturmaya gidiyorum. Görüşürüz kanka. Ben yemeğimi yiyeceğim. Afiyet olsun. Ben tuvalette yiyeceğim galiba. Afiyet olsun. Ya of ya. Bu Cemre çok arama giriyor bu kızla. Ya Allah Allah. Hüsamettin'e mi söylesem acaba? Ama Hüsamettin öldürür lan bu çocuğu. Bu sefer de çok kötü olur ya. Ortam kan gölüne döner yani. Ben en iyisi... Ay orada çok fena gelmiş. Ben en iyisi kendime çözmem lazım ya bu Cemre işini. Ya bu Pamir nerede kaldı ya? Pamir hadi hızlı ol, acele et ya. Pamir. Kanka. Ah, geldim kanka. Hoş geldin kanka. Ay dışarıda da fena yağmur yağıyor ha. Ne diyeceğim bak şimdi. Senin bir şekilde Cemre'yi oyalaman lazım, tamam mı? Ben çünkü duyguya açılmak istiyorum bugün. Kanka sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ben nasıl oyalayacağım Cemre'yi? Daha geçen ders sen dayak yemedin mi ondan? Ya kanka yemiş olabilir ama yani. Gönül ferman dinlemiyor. Aşığım bu kız, anlıyor musun? Ya sen Barış Manço musun? Neyin gönül neyin ferman bu ya? Kardeşim lütfen sana yalvarıyorum Cemre'yi oyala. Ben gideceğim şimdi o kıza bir açılacağım var ya, tam açılacağım. Tamam kanka oyalayayım. Ay Pamir inşallah başarır bunu. Cemre. Efendim? Seni aşağıda soranlar var. Aha kız mı? Evet çok güzel hem de. Söyledi çağ diye. Aha geliyorum koş. Gel. Ay kızlar tuvaletine girdi. Acaba girmeli miyim? Ne olacak ya? Artık dayanamıyorum. Ve sana aşkımı açıklayacağım. Seni çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm anda aşık oldum. Sana vuruldum. Lütfen ama lütfen bana hayır demeden önce biraz düşün. Seni çok sevdim. Ay oğlum. Öğretmenine aşık mı olunur? Sen ne diyorsun be? Ana. Ay öğretmenim özür dilerim. Yani, ay başkası var zannetmiştim de. Ay çok utandım lan.
Oğlum, hani kız nerede? Yani gitti herhalde, bilmiyorum. Nasıl gitti? Ben kız var diye geldim buraya. İyi ama yapacak bir şey yok. Ha, o zaman şunun tadına bak bakayım be. Ha? Ay! Çok fena vurdu çocuğa. Git o. Sana ay. Da vurayım mı? Ay yok yok, ben bir şey yapmadım, biliyorsun beni. Git arkadaşını kaldır, ben gidiyorum hadi. Ya, tamam Cemre. Pamir kalk kalk oğlum kalk. Kanka efendim. O kadar kötü vurmuş olamaz oğlum, hadi kalk lan. Kanka ah ay. Aa, sana diyeceklerim var. Biraz önce duyguyu açılmak için tuvalete girdim ama meğerse tuvaletin içinde öğretmen varmış. Öğretmene açıldım yanlışlıkla. E kanka çok iyi, artık notlardan iyi puan alırsın. Ya kanka dalga geçme. Allah kahretsin. Pamir kardeşim, ne yapacağım biliyor musun son olarak? Tahtaya onu sevdiğimi söyleyeceğim, anlıyor musun? Ona diyeceğim ki Buse seni seviyorum. E kanka sen kafayı yemişsin. Kanka göreceksin, bak bu sefer olacak. Tamam kanka, yaz. Kanka nasıl olmuş? Buse seni seviyorum. Çok iyi kanka. Değil mi? Allah. Lan ne yapıyorsunuz siz yine burada? Ay, hiçbir şey yapmıyoruz Cemre kardeş, yani oturuyorduk. Hadi gel oturalım değil mi Pamir yerimize? Aynen. Ya bu kitap da var ya, gerçekten çok komik ha. Aa, bu ne ya? Ne yazıyor burada? Buse seni seviyorum. Bunu kim yazdı böyle? Ay Cemre yazdı, Cemre yazdı. Ne? Cemre? Sen de beni mi seviyorsun? Ha, ne? Evet. Aa, zaten biliyordum ya. Gerçekten beni sevdiğini biliyordum. Canım. Ay, bu konuyla ilgili seninle çok detaylı konuşmam lazım. Hadi gel, kafeteryaya gidelim. Gel. Kanka sen kafayı mı yedin? Niye böyle bir şey yaptın? Kanka. Ödüm bokuma karıştı da ondan korktum Cemre dövecek diye. Ha, al işte kanka, batırdın her şeyi ya. Oğlum biz havalı değiliz, biz fena şekilde evsiz. Kanka bundan sonra kendime bir söz verdim. Nasıl havalı olunacağını öğreneceğim, anlıyor musun? Anlıyorum kanka, inşallah inşallah. Bana inanmıyorsun biliyorum ama yapacağım. Çok havalı olacağım, çok çalışacağım. Gerekirse Hüsamettin'den ders bile alırım be. Kanka bir şey diyeceğim. He. Şu an neye benziyorsun biliyor musun? Neye kardeşim? Şuna. Basketbol topuna mı? Aynen öyle. Kahretsin. Ulan gün gelecek, çok havalı olacağım lan. Bu okulun en havalısı ben olacağım. Bütün kızlar bana bakacak. Buse de bakacak ama ben sadece Buse'yi seçeceğim. Aşkım. Aşkım burada mısın? Buradayım hayatım, söyle. Aşkım birazdan müşteri gelecek bak ha. Hazırsın değil mi? Oo, hazırım tabii. Var ya, ne paralar koparacağım ha ondan. Aşkım güzel paralar kopar tamam mı? Bizim sahte medyum olduğumuzu anlamaması lazım yani. Yok yok, hiç anlar mı ya? Var ya, neler yapacağım neler, şimdi görürsün bak. Bak şimdi ben biraz araştırma yaptım tamam mı? Biraz bilgi topladım. Bu arkadaş 25 yaşında. Adı Pamir. Soyadı da Zamir tamam mı? Sevgilisiyle arası kötü. Sevgilisi onu aldatıyor mu diye büyük ihtimal sorar. Bu arada bilgi veriyorum. Doğru, evet, aldatıyor. Haberin olsun. Hepsini araştırdım evet. Anam. Sen nereden buldun da kızı araştırdın? Gerçekten aldatıyor muymuş çocuğu? Aldatıyormuş ya, kahretsin. Biliyorsun ajanlık gücümü de kullandım. Ondan sonra dur, başka ne bilgi var? Ya bunun bir tane erkek kardeşi var işte. O da geçen sene bir hastalık atlatmış. Onu da söylersin ama şu anda durumu iyi. Tamam mı? Bütün bilgileri tuttun mu aklında aşkım? Ay evet tuttum ama bana daha iyi bir bilgi lazım, anladın mı? O sırada yapacağı bir şey lazım. Aşkım o sırada... Ha, buldum. Biraz önce fasulye yiyordu. Büyük ihtimal osuracaktır ha. Tamam mı? Ana, maske mi taksak ağzımıza? Yani işte artık anlarsın. Tamam hadi gelsin bakalım, neredeymiş bu ya? Geliyor şurada, yoldaydı. Ha bak geliyor bak. Aha geliyor bak, çok istekli. Pamir Bey, araca bindirdiniz bizi ya. Ne yapıyorsunuz? merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba Pamir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası bu meşhur medyumcunun evi değil mi? Evet. Benim hanım meşhurdur bayağı. Ben de metafizik uzmanıyım. Aynı zamanda 3 kulu vallahi bir elhamı sadece 5 saniyede okuyabiliyorum. Oy maşallah hocam, ey maşallah. Evet. Hocam biz içeri mi geçsek? Yok buyurun, biz burada şey yapıyoruz ritüellerimizi. Burada şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Buyurun. Evet, tekrardan hoş geldiniz Pamir Bey. Ben burada bekleyeceğim. Siz buyurun başlayın medyum hanım. Tabii, öncelikle benim şöyle ortaya bir tane kova koymam gerekiyor. Çünkü kötü enerjiyi oradan emsin diye.
Şimdi Tamir Bey, hissettiğime göre siz 25 yaşındasınız. Evet ama bu biraz basit. Sonuçta genç gözüküyorum biraz. Ama bir erkek kardeşiniz varmış. Geçen sene hastalık atlatmış. Evet. Bunu gizlemiştim biraz ama evet doğru. Evet atlattı. Ya Pamir Bey, size var ya çok kötü bir haberim var aslında. Ne? Bir sevgiliniz varmış duyduğum kadarıyla. Pardon. Evet. Hissettiğim kadarıyla. Pardon hissettiğim kadarıyla. Evet. Aşkım ne duydun ya, hissettim, ne diyorsun aşkım, sakin ol bak. Ya ne yapayım, az kalsın senin söylediğini şey yapıyordum, çaktırıyordum ya. Tamam. çaktırma aşkım. Ya evet, ben de aslında onun için geldim biraz. Beni aldattığına dair duyumlar aldım komşulardan. Bir dakika, bir hissetme olayım var benim. Şuraya bir çıkmam gerekiyor öncelikle. Geliyor bir dakika bana. Pamir Bey bak, geliyor. Burası çok heyecanlı. Burayı iyi izle bak. Ay. Pamir Bey. Geliyor. Dumbo. Geliyor bir dakika. Bir daha geliyor. Hop. Dum tak. Tamam şimdi geldi. Evet Pamir Bey, öncelikle şunu söylemek isterim ki sevgiliniz sizi çok fena aldatıyor. Ne? Evet. Hem de bir değil efendim, iki değil. 3 değil. 4 değil. 5 değil. 15 değil. Oh. Bal mı almaya geldim lan ben? 20 hiç değil. Yani 30 erkekle birden. Hanımefendi, bu kaldırım taşı mı gelen geçen? Yani Pami Bey, bu yüzü siz vermişsiniz. Kızla hiç mi ilgilenmediniz? Anlamadım ki. Gerçi sizde sorun olamaz. 30 erkekle bir de sorun olamaz yani. Bence de olmamalı hanımefendi. Yani medyum hanım, yani bu fazla, ben nefesim daraldı. Ay bir dakika. Pamir Bey, yeni pırtlatmışsınız. Oha, bunu nasıl? Yani Pamir Bey, açıkçası fasulye yemişsiniz. Kokusu burnumu deldi ama sonuçta o his yani. Medyum hisleri böyle oluyor. Evet doğru, yedim. Çok güzeldi. Size de öneririm şu köşe başında. Pamir Bey, bu arada süremiz doldu. Ben size makbuzunuzu yazayım. Şöyle bakayım. Evet. Evet, 5000 TL. 5000 TL. İyi. Vereyim size şöyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar bekleriz. Yeni kız arkadaş yaptığınızda eğer aldattığımı falan öğrenmek isterseniz buyurun gelin. Tamam Pamir Bey? Tabii. Ben tüm arkadaşlarımı önereceğim buraya. Harika bir yer gerçekten. Teşekkür ederim. Pamir Bey bu arada çıkarken arabayı vuracaksınız. Ha öyle mi? İz bakımından. Lan arabam yanıyor. Hayır. Yazık oldu. Aşkım, arabanın direksiyonun ayarlarını iyi ki bozmuşum he. Vallahi ya. Bayağı inandırıcı olduk ha. Vallahi ne güzel yedirdik. 5000 TL kazandık kız. Ne istersin bakayım akşama? Ya başka iş yok mu? Bu yetmez ya. Tatile gideceğiz Maldivlere. Doğru söylüyorsun. Ay aşkım, televizyonda da hiçbir şey yok be kız. Ne yapacağız? Ay valla. İş güç yok, hiçbir şey yok ya. Birazcık para olsaydı da bu hafta bir Maldivlere gidip gelseydik ya. Hiç enayi yok mu ortada? Kalmamış hiç enayi. Ya sorma ya. Ana bir dakika, telefonum titriyor. Bir dakika. Ana, müşteri arıyor galiba kız. Aç. Alo, buyurun. Alo, Cinci Hoca mı? Evet, Cinci Hoca. Yani Cinci Hoca da diyebiliriz. Metafizik uzmanıyım ama yani onu da kullanıyoruz. Buyurun. Ha, internetten buldum sizin numaranızı. Evet, harikasınız. Biz koymuştuk reklamlara falan. YouTube'da da ön planda çıkıyordu yani. Cin, evinizde cin mi var? Ondan sonra büyü mü çözülecek? Yani biz gelip çözelim diye bir reklam yapmıştık. O mu çıktı önünüze? Evimde cin var, evet. Evinizde cin mi var? Tamam, ilk önce birkaç soru sormam gerekiyor size evinizde cin olduğuna dair emin olmak için. Evinizdeki cin, eti cin olabilir mi? Bu nasıl soru kardeşim ya? Teyit etmek zorundayım yani. Bazı insanı arıyor, diyor ki evinde cin var diyor. Sonra gidiyoruz bakıyoruz, evinde eti cin buluyoruz. O yüzden sordum. Peki ikinci sorumuz. Bildiğiniz bütün duaları okudunuz mu? Evet, felak nasıl okudum. Hala gitmedi mi? Hala gitmedi. Bir saniye. Aşkım, bir şey diyeceğim. Biz buna fena geçiririz ha. Vallahi. Deriz ki evinde kocaman cin var deriz. O felak nasıl gitmez deriz. Daha iyi dualar okumak lazım deriz falan filan. İşte sen bir iki büyü yaparsın falan. İşte biz ondan sonra cinler gitti deriz, tamam mı? Aynen kabul et. Beyefendi. Alo. Alo. Beyefendi. Alo. Alo. Beyefendim, sesiniz nasıl geliyor biliyor musunuz? Cin hatlara giriyor. Bakın şu an ne diyor biliyor musunuz? Bana çok fena küfür ediyor. Diyor ki bu eve gelme diyor. Bizim kesin o eve gelmemiz lazım beyefendi ama biraz pahalıyız ya. Ne yapacağız? Ya yeter ki çıkarım şu cini şuradan yok. Ya beyefendi. Aşkım kaç diyeyim lan? Kaç para diyeyim? Ya de işte 10 bin lira de ya. 10 bin lira tamam. Alo beyefendi. Alo. Alo. Biraz diyorum pahalıyız. Kaldırabilecek mi bütçeniz 10 bin lira falan? Ya bir dua okusanız geçmez mi bu? Bir duayla gidecek değilim. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bak beyefendi, duyuyorsunuz, bakın araya girdi. Aşkım nasıl yaptın bu rolümü, iyi yaptın mı? Çok iyisin, çok.
Beyefendi çok fena girmiş bakın. Benim telefondan bana da girecek, az kaldı. Çok korkuyorum şu an. Beyefendi dikkat edin bakın, başka yerlerinize de girebilir. Bence 15 bin lirayı bile kabul etmeniz gerekiyor aslında burada. Tamam yeter ki gelin, kabul ediyorum şu an. Tamam 20 bine kabul ediyor musunuz? 15 değil miydi? Hayır 30 bin. Ya kardeşim sen beni mi kandırıyorsun ya? Ben AYT'ye kursu okurum, geçer, tamam hadi kapat. Asla geçmez. Tamam 15 bin lirayı kabul edecekler. Yeter ki kabul etsen de. Aşkım bu biraz salaklık mı oldu? Beyefendi 15'e geliyoruz, kabul mü? Kabul kabul, gelin çabuk. Tamam geldik. Aşkım merhaba. Merhaba. Çok iyi para aldık değil mi lan? Evet. Bu hafta gidiyor muyuz Maldivlere? Aşkım bu hafta Maldivlere 3 kere gideriz be, sen yeter ki iste. Oley. Hadi gidelim, çabuk şu işi halletmemiz lazım. Adresi buldun mu? İstemeyi unuttum. Bir daha arayayım. Aşkım. Efendim. Ya şu arabayı da var, enayilerden kazandık. Ne güzel araba değil mi? Vallahi ya ya. Bu enayiler de hiç bitmez var ya gerçekten. Çok feralar ya. Korku filmi izliyorlar, korkuyorlar, eve giremiyorlar. Çok haklısın aşkım. Aa, geldik, burasıymış galiba. Bir dakika bakayım, şu adam olsa gerek. Aa, aşkım. Efendim aşkım. Evde perdeler merdeler kapalı ya. Aşkım halledeceğiz şimdi. Ben iki girerim tamam mı? Üç kulvarla bir elhan bu kurum. Oldu derim tamam mı? Halloldu derim yani. İnşallah gerçek değildir bunlar. Aşkım gerçek. Ne gerçeği, öyle şeyler mi olur ya, saçmalama. Beyefendi merhaba. Hocam hoş geldiniz hocam. Hocam demeyelim yani, ben sonuçta öyle hoca değilim. Ben biraz daha böyle metafizik uzmanıyız biz. Tamam hocam. Eşim medyumdur bu arada. Medyum memiş gibi medyumdur. Ben de çok güzel bir adamım. Ha, memnun oldum memnun oldum. Şimdi yağmur yağacak ya sanki. Aha. Bakar mısınız? Bakar mısınız bu kadın nasıl biliyor? Medyum, tam bir medyum memiş ya. Aşkım. Efendim. Nereden bildin lan? Meteorolojiye mi baktın? Yo, şuradan baktım, bulutlar geliyor, hemen yağmur yağacak. Süpersin ha. Arada şaşırıyorum, gerçek medyum olmandan korkuyorum. Efendim. Evet buyurun, bana bir evi gösterin. Bakayım evde cin var mı? Pardon, sizin adınız neydi? Benim adım Gito. Ha Gito Bey, şu kağıdı almanız lazım. Bunun için dualar var. Ya gerek yok ya efendim, biz zaten bütün iblislerle savaşmayı biliyoruz. Merak etmeyin efendim, rahat olun. Tamam ben okurum, hadi gelin. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şimdi beyefendi bana bir anlatır mısınız, tam olarak ne oldu bu evde? Garip garip sesler geliyor hocam. Ya nasıl garip sesler mesela, anlatın böyle. Ay uy mu, yoksa ay şuram acıdı, ay buram acıdı gibi mi? Hayır hayır, çıkarayım mı sesi? Çıkar bakayım. Bir daha çıkar usta. Hanım bir gelir misin? Bir gel. Tabii. Hanım biraz bunu kandıracağım tamam mı? Diyeceğim bu çok kötü fena bir şey diyeceğim. 5000 lira daha ekletiriz üzerine, hadi bak. Aynen aynen hadi. Beyefendi. Efendim. Aşırı kötü. Yani anlatamam, aşırı kötü. Eğer bu sesi çıkartıyorsa, bir iblis bu sesi çıkartıyorsa beyefendi, o kadar kötü ki gece sizi dürtebilir gelip yani. Öyle söyleyeyim yani. Dürtüyor mu gece? Dürtüyor dürtüyor. Ana ışıklar da gidip geliyor. Allah Allah. Hayatım. Aşkım. Buna gerçekten değil mi? Aşkım saçmalama ya, Allah Allah. Elektrik kesintisi normal, yağmur yağıyor, trafoya şimşek düşmüştür. He doğru doğru. Evet beyefendi olur arada böyle şeyler. Neyse şunu söyleyecektim ben kısaca. Bu çok fena bir şey. Evi ele geçirmiş. Onu söyleyeyim bir kere, bunu anlayın. Biz bunu çözeriz beyefendi ama 15 bin liraya olmaz. Kusura bakmayın. Bir 5 daha üzerine eklersek ben bu işi çözerim. Ya kardeşim dur bakayım burada, bekle 2 dakika. Oo kaç para var burada? 50 bin lira var burada, al al. Oo. Aşkım duydu mu lan? Beyefendi bunu alıyorum tamam mı? Al al çabuk al. Tamamdır, teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, bu iş çözülmüştür bilin tamam mı? Yani sizi ben kapının dışında bekleteceğim. Lütfen 10 dakikacık kapının dışında bekleyin, sonra eviniz tertemiz. Tamam tamam, dikkatli olun bak ha, tamam. Ya sıkıntı yok, Allah Allah. Sıkıntı yok beyefendi. Göreceğiz bakalım, hadi bekliyorum ben sizi. Sizi şöyle dışarı, evet. Aşkım. Efendim. Evde güzelmiş ya, ne diyorsun? Ay vallahi çok güzel ya. Baksana şurada bir çiçek mi çek bir şeyler. Güzel gerçekten buralar ya. Her yer çok güzel. Evet aşkım. Aşkım televizyon açıldı. Hayatım ben korkmaya başlıyorum. Bak bu olay gerçekse gerçekten bak bize musallat olur. Ya aşkım saçmalama, böyle şey yoktur ya, Allah Allah. Var mıdır acaba lan? Lan kendi kendine kanallar değişiyor. Aşkım bak lütfen. Yani bir şey olmasın ne olur. Allah. Lan ışıklar gitti. Hacı ne oluyor? Allah Allah. Lan. Şömine yanıyor. Ben gitmem. Ben dışarı mı çıksam, korkmaya başladım. Aşkım saçmalama, beni tek mi bırakacaksın burada? Dur Allah Allah. Bir şey yoktur ya. Parayı geri verelim. Ya boş ver, geri dönelim. Aşkım olmaz, 50 bin lira vermem hayatta. Yani gelsin burada beni bu şey çarpsın gerekirse tamam mı? Bu iblis beni çarpsın ama yine de vermem yani parayı, anlıyor musun? Hayatım. He. Yukarıdan sanki yürüme ve kapı kapatma sesi geliyor.
Duydun mu? Allah. Aşkım ben bakacağım. Bir şey yoktur bence. Böyle bir şey olamaz. Ay. Tamam Sergi, ben buradayım. Hiç merak etme, tamam mı? Ya aşkım gelsene. Beni niye yalnız bırakıyorsun kız? Ya of ya hayatım ya. Sen de ne korkaksın. Tamam arkandayım. Bakıyorum arkamda mısın? Arkamda. Şimdi hangi odaya baksak? Şöyle tuvalete bakayım. Gayet tuvalet yerinde. Yani. İyi bence. Fena değil. Burada kimse yok. Evet aşkım kimse yok. Burada da kimse yok aşkım. Peki burada? Nerede? Buradan bir tane gölge geçti biraz önce. Ya aşkım kendi kendine bir şeyler görüyorsun. Sonra da Allah Allah yok gölge geçti, yok bu geçti, yok şu geçti. Allah Allah dur bir gözümü bir ovuşturayım. Burada hiçbir şey yok. Bilmiyorum ya. Burada hiçbir şey yok aşkım. Gayet güzel yani. Her şey yolunda. Sadece tuvaletlerde neden ışık var onu anlamadım. Aa bilmiyorum. Benim bir tuvaletim geldi aşkım. 2 dakika çıksa da bir yapsam. Tamam canım ben çıkıyorum sen yap. Canım benim ya. Of, gerçekten çok fena geldi ama. Oh. Ay, ay ışık niye gitti ya? Nereye yapıyorum acaba? Nerede gidiyor bu ışık ya? Ay, az kaldı çıkacak hadi. Şşş birader sen benim tuvaletimde evimde ne yapıyorsun ya? Ay kardeşim 2 dakika tuvaletimizi yapıyoruz ne oldu yani? Ya yürü git başka yere yap oğlum başka yer mi yok çık git şuradan ya. Kardeşim Allah Allah ya bir şey diyeceğim insanı 2 dakika tuvalette rahat bırakmaz mısınız ya? Ya oğlum benim tuvaletime girdiysen bırakmam kalk git şuradan ya. Bitmek üzere dur dayanıyorum. Ay ah bitti tamam. Tamam sifonu çekerim şimdi. Sifonu çektim ha bak temiz bırakıyorum tamam mı? Ya kardeş büyük küçüğe göre şu kapıya da bir 2 lira bir şey ateşlersin yani biz de ekmeğimizdeyiz ya. Tabii ki de. Hadi görüşürüz reis. Görüşürüz orada kolonya var ha ellerini sil unutma. Hayatım kimle konuşuyorsun içeride? Seksenin sesin geliyor. Aşkım kimle mi konuşuyorum? Şey vardı tuvalette arkadaş vardı. Ne arkadaşı? Tuvalette niye biri olsun ya? Dur bir çekil bakayım. Allah Allah. Burada kimse yok. Aşkım biraz önce burada biri... Aşkım bir şey diyeceğim bu evde hayalet var. Ya şaka mı yapıyorsun? Bak benimle dalga geçiyor ya Allah Allah. Aşkım şaka falan yapmıyorum. Tuvaletimi yaparken yukarıdan konuşuyordu yukarıdan. Allah Allah. Hayatım böyle bir şey gerçek değil bunu biliyorsun. Ya aşkım niye gerçek olmasın bak ışıklar gidip geliyordu televizyon açıldı şömine yandı falan Allah Allah anlasana gerçek galiba bunlar. Ama dedin ki hava durumundan dedin çok mantıklıydı yani. Aşkım birazdan inşallah sen de görmezsin. Bak bir fikrim var hayatım. Neymiş? Ne yapacağız biliyor musun? He. Cinler en çok neyi sever? Neyi sever aşkım? Pasta. Bir çikolatalı pasta koyacağız ortaya. Tamam mı? Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Aşkım bu nasıl bir fikir ya? Çikolatalı pastayı sevdiğini nereden çıkardın cinlerin? Ya koyacağız işte böyle ortaya bakalım. Oturacağız cini çağıracağız bakalım gelecek mi? Aşkım peki diyelim ki geldi ne yapacağız ondan sonra? Pastayı veririz gider. İnşallah gider. Hadi deneyelim. Aşkım dolaba bak bakayım dolapta falan bir pasta var mı ya? Gözünü seveyim. Dur bakayım bir dakika. Yani burada yok. Şuraya bakayım. Burada da yok. Lan. Şurada var mı ya? Ah, aşkım. Aşkım. Efendim. Aşkım. Hayatım ne bağırıyorsun ya? Yok işte bulamadım. Aşkım şuradan bir şey geçti. Ne geçti? Aşkım çok böyle korkunç görünümlü bir şey geçti arkadan. Allah Allah bakayım. Burada hiçbir şey yok. Harbiden yok. Duvara mı girdi? Nereye gitti bu ya? Hayatım ışık yok ya. Sen kedi geçmiştir. Öyle sanmışsındır ya. Allah Allah. Gözlerim mi yanlış görüyor? Ay. Aşkım bir şey diyeceğim. Bu adama 50 binini verip vaz mı geçsek gerçekten dediğin gibi? Hayır. Bak seni gebertirim. Benimle evlenirken Maldivlere gideceğiz dedin. 30 yıl geçti. 30 yıl. Tamam. Okey. Hadi şu pastayı koy da o zaman üfleyelim de geliyorsa gelsin Allah'ım cezası. Dur bakayım şuralarda var mı? Dur. Hayatım. Aşkım buldun mu? Bak buldum. Evet. Aa süper. Hadi koy şuraya da şey yapalım. Çağıracaksak çağıralım. Geliyorsa gelsin. Gidiyorsa gitsin yani. Bir dakika ama burası soğuk bölge mi? Aşkım. Aa, ay dışarıda gördüm şimdi onu. Ya saçmalama. Uf ya kafası gitti adamın ya. Bak bunu yere koyacağız tamam mı? Tamam peki tamam hadi koy. Sonra oturacağız çağıracağız hadi. Aşkım. Ya bir şey diyeceğim bunları nereden gördün bak bu olmazsa çarpılırsak gerçekten. Ya saçmalama en kötü biz yeriz oturur yeriz ya. Bu kovaları niye koydun o zaman? He? Onlar şey ya pisliği çeksin diye ne bileyim öyle bir şey görmüştüm televizyonda ya. Doğrudur inşallah. Aşkım yeni şeyler deniyorsun da of neyse Allah'ım yarabbim. Tamam. Ay arkana bak arkana. Ne var arkamda? Hiçbir şey yok. Çünkü bakana kadar gidiyor. O kadar yavaş duruyorsun ki. Allah'ım yarabbim ne yapayım ya? Şimdi cini çağırmamız lazım. İyi tamam hadi çağıralım. Kapat gözünü. Ben başlıyorum. Kapattım. Ey cin neredesin?
Ya abi bu da benimki de kafa yani ya. Uyuyordum oğlum, niye beni uyandırıyorsunuz ya? Aşkım, aşkım geldi. Bak burada. Dönemiyorum korkudan. Anne, bu ne böyle? Aşkım pastaya oturdun, haberin olsun. Ay, pastaya da oturdum, iyi mi şimdi, bu neyle çıkacaksın? Aşkım bunu mu düşünüyorsun? Şu anda karşımızda bir canavar var, sen bunu mu düşünüyorsun? Bak bak, sular gitmiş, gördün mü? İşte bu canavarlar böyle çağrılıyor. Aşkım şu anda bunu düşünüyor olman çok garip. Kardeş bir şey diyeceğim, biz bu adamdan para aldık 50 bin liraya. Gitsen olmaz mı biz bu parayı alsak? Ya kardeşim, yani bölüşürsek neden olmasın yani? Ya olur, kaç para istiyorsun, sana da verelim. Kardeşim şimdi 50 bin lira dedin değil mi? 50 bin lirayı şöyle bir bölsem 3'e 5'e şöyle. Yani bir 49 bin lira 999'unu bana verin. Siz de 1 lirayı bölüşün kardeşim ya. Ya ayıp ediyorsun ama, olmaz öyle şey kardeşim yani, gözünü seveyim. Biz de biraz alalım, ne olacak? Oğlum ayıbın yolları kayıp, seni parçalarım burada he. He tamam aşkım, parçalarım diyor, ne yapalım? Verelim mi tüm parayı? Yavaştan uzayalım bence, parayı al kaç. Çok mantıklı şeyler söylüyorsun. Dur şimdi onun aklını şaşırtacağım. Kardeş bir şey diyeceğim, bak senin evinde başka biri daha var. Bak hep buradan çıkıyor, görüyor musun? Kardeşim bir şey diyeceğim, bak sen bu eve gelmişsin ama başkaları da musallat olmuş. Bak bu arkadaş da buraya musallat olmuş. Ona mı vereyim parayı yoksa sana mı vereyim? Oğlum bir dakika. Lan ben sana bu eve gelme demedim mi lan? Burası benim ekmek teknem lan, şerefsiz. Gel lan buraya. Aşkım hadi götüm kaçalım, gel. Hadi. Aşkım onlar birbirini yerken biz de kaçtık ha. Ne güzel oldu. Hayatım. Parayı da aldık. Oh. Hayatım farkında mısın peki? Cin olayı gerçek çıktı. Aşkım şu anda hiç onu önemsemiyorum çünkü nereye gidiyoruz bil bakalım. Maldivler, biz geliyoruz. Aşkım o şeytanlardan da kurtulduk ya, ne kadar mutluyum bilemezsin. Ben de çok mutluyum hayatım. Ya kardeşim, yenge hanım, beni bir içeri falan alsanız ya, üşüdüm. Klima malima yok mu abi, alo, duymuyoruz mu ya? Anam aşkım, lan bu şeytan bizi takip ediyor. Şeytan! Ulan sen de mi şeytan be? Sen de mi Maldivlere? Ya para kazanmaya çalıştım. Şu halime bak, karakollara düştüm ya. Annem biraz bana para gönderse ya çok mutlu olurdum. Annemi arayayım bakayım, belki biraz acır da bana para gönderir. Abdülrezzak abi, Abdullah abla, Emicem. Heh annem. Heh çalıyor. Alo anne! Alo oğlum! Anacım karakollara düştüm. Yani görsen oğlunun halini acırsın, biliyor musun? Parasızım, çok kötü durumdayım anneciğim. Ay ben oğlum mu demişim, pardon, yanlış numara. Ana, anne orada mısın? Anne, anneciğim ağzınla yapıyorsun, farkındayım onun. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Call center'a bak ya, annemin sesinde ve yaşlı. Anacım bak, orada olduğunu biliyorum ya, bana bir 5 kuruş bir şey gönder bari. Taksiye bineyim, bir yere gideyim bari. Allah Allah, her yere yürümek zorunda kalıyorum. Oğlum valla inanır mısın bilmem, emekli maaşım bitti yani. Neden bitti diyeceksin bana, söyleyeyim hemen. Evet, neden bitti? Survivor'da birine destek olmak için attım hepsini, gönderdim gitti valla. Anne kime destek oldun ya? Cemal Can'a destek olsaydın bari. Oğlum bu geçen seneydi ya. Of, bu da hiç takip etmiyor. Bu sene kim var anne, hangi can var? Amcan var oğlum. Ana, amcam Survivor'a mı katıldı? He oğlum he. Allah'ım yarabbim. Ya anne ya, of tamam kapat ya. Zaten yağmur başladı, ıslanıyorum. Oh bir güzel de ıslandık ha. Ne yapsam ne etsem. Dondurmacı da tutturamadık. O zaman ne yapacağız? Başka bir iş bulacağız. Ama acilen başka bir iş bulsam iyi olacak. Çünkü çok fazla ıslandım. Şöyle telefonumdan çıkartayım da bakayım ne işler varmış. Bankacı olmak ister misiniz? Bankamıza gelip masa başı iş yapmak ister misiniz? İstiyorum evet. Banka nerede ki acaba ya? Bakayım. Konumu da atmamışlar ki. İşte orada. Brookhaven Bank. Allah, burada var ya ne para vardır ha. Biraz da bana verseler de şöyle istediğim evde oturabilsem en azından ıslanmazdım. Ana, ne güzel banka lan bu. Of, yeşilli meşilli, tam böyle parayı anımsatıyor. Evet evet. Evet, 5 tane daha banka alacağım evet. Ay merhaba, bir dakika, bir saniye. Merhabalar. Merhaba, ben ilanınız için gelmiştim de sanırım eleman arıyormuşsunuz. Evet evet, masa başı iş olacak. Masa başı, tam masanın neresinde, başına mı oturmam lazım? Tam başına oturuyorsunuz, tam şuraya. Gelin içeri, gelin. Tabii. Bakın, burası masanın başı, tamam mı? Otur evet. Bakayım.
Oturdum. Hayırlı olsun işiniz. Hayırlı olsun. Alındın mı işe? Çok güzel oturdunuz. Hemen sözleşme mözleşme ayarlayalım size. Yani ben hani 20 yıllık bankacıyım. Ben böyle oturanı görmedim. Bakın bu sözleşmeniz. Okuyun şöyle. Beraber okuyalım. Ben çok okumayı sevmiyorum. Hemen imza atsam olur mu? Tabii. Oh be. Bulduk sonunda. At bakayım şuraya imza. At bakayım. Ay maşallah. Şimdi gel. Gel oğlum. Gel bakayım. Pardon gel pardon. Yanlış yer. Yanlış yer. Gel gel. Şuraya da bas. Tabii. Ya sen. Sen nasıl? Bu dünyanın. Ya sen vahşet bir şeysin ya. Gel bakayım bir de üst kata. Bak şimdi. Eğer yarın öbür gün bir soyguncu gelirse sakın buraya sokma, tamam mı? Neden acaba? Yani ben bile giremiyorum buraya. Soyguncunun girmesi ne kadar mantıklı? O zaman burada para mı var yoksa bol bol? Sadece para mı? Ne var ya başka? Bunu asla öğrenemezsin. Tamam peki. Soyguncu gelirse özellikle buraya sokmam, tamam patron. Oh be, dükkan bonak oldu. Ne güzel dükkan lan burası. Of be. Oh! Çok yakıştı ha. Vallahi harika. Ay, bankadaki ilk iş günüm, çok heyecanlıyım ya. Müşteri de gelse de biraz yardımcı olsam, yani bir şeyler yapsam. Bizim banka bura mıydı ya? Atam orada. Aha biri geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dede. Ne yapıyorsun yavrum? Dedeciğim, duyuyor musun beni? Birazcık daha var, duyuyorum. Dedeciğim, duyuyor musun? Ha, duydum. Hey, niye geldin? Ya ben kredi çekecektim ya. Kredi mi çekecektin? He. Tamam, ne kredisi istiyorsun? İhtiyaç kredisi var, konut kredisi var, yani bu kadar. Şey yok mu ya, geri ödemesiz kredi. Yani sen bizden para alacaksın ve geri ödemeyecek misin? Ya işte ondan lazım bana. Dedeciğim ne kadar akıllısın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın? Dedeciğim neden olmasın biliyor musun? Çünkü banka para verirse, yani sana verirse, ona verirse batarız biz. Yavrum bak, çok ihtiyacım var benim ya. Dur bakayım dedeciğim, var mı öyle bir ihtimalimiz? Geri ödemesiz banka kredi verebilir mi? Diyor ki geri ödemesiz banka kredi verirse aptaldır. Patron beni işten kovar yani. Ben aptal olmak istemiyorum dedeciğim, kusura bakma. Yavrum ya, sen beni gör, ben de seni göreceğim. Bak benim babam geçen hafta sünnet oldu. Annem de ben doğmadan önce ölmüş yavrum. Allah aşkına be. Baban yeni mi sünnet oldu? Ha, geçen hafta. Dedeciğim gerçekten çok şaşırtıyorsun beni. Tamam, bir şey diyeceğim. Sen bu krediyi niye istiyorsun, onu söyle bana. Neden istiyorsun yani? Ya bak, aramızda kalsın, benim bir tane Rus manita var. Rus. Çok da güzel. Allah Allah. Ya işte o gelecek de buraya. Para göndermem lazım benim. Nereden buraya gelecek? Rusya'dan mı? Rusya'dan. Rusya'dan buraya geleceksin, ona para göndereceksin. Aynen, bilet için. Kaç para göndereceksin ona bilet için? 20 bin lira. 20 bin lira, Allah Allah. Biletler ne kadar pahalmış? Bakayım Rusya'ya bilet ne kadar? Rusya, İstanbul. Bak hele bak. Yani dedeciğim en fazla 600 lira çıkıyor. Ne yapacak bu Rus kadın? Sürekli gelip gidecek mi, anlamadım. Ya bir kere gelecek işte, bir kere. Bir kere mi gelecek? Dedeciğim 20 bin liralık nasıl bir kere geliyor? VIP ile mi gelecek, anlamadım. Ya oraları kurcalama işte, 20 bin lazım ya. Ya bak, ben sana hatta resmini göstereyim. Bakayım hele. Bakayım dede, dur bakayım. Bak görüyor musun bak. Dedeciğim bilmiyorum farkında mısın ama bu ünlü bir oyuncu yani, bu Angelina Jolie. Yok ya. Seni kandırıyorlar dedeciğim, bak seni kandırmış bu, tamam mı? Paranı alacak büyük ihtimalle. Emin misin ya, ben bir daha bir bakayım ya. Ya dedeyi kandırmışlar Allah'ım ya, gerizekalı dede. Dedeciğim yok, duyuyor musun? Birazcık daha sesli söyle bakayım. Dedeciğim kulağına mı ya, şey, kulağına diyorum, söylüyorum. Bak seni kandırıyorlar, gözünü seveyim, verme para mara. Senin paranı alacak, tamam mı? Ondan sonra gelmeyecek buraya. Ya hadi lan oradan, sen benim sevgilimi kıskanıyorsun ya. Senin yok diye benimkini kıskanıyorsun. Dedeciğim ya ne alakası var, Allah Allah, benim de sevgilim olabilir yani ama gerek yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum, bak diyorum ki o seni kandırıyor. Ya bırak ya, sen kıskanıyorsun beni ya. Senin Rus manitan yok diye benimkini kıskanıyorsun ya. Ya ne önemi var şu Rus manitanın? Allah Allah, Rusmuş bilmem neymiş. Dedeciğim bak, paranı alacaklar. Ben sana para vermem. Tamam, 10 binde bitirelim işi. Allah Allah. Hem geri ödemesiz istiyor hem 10 bin lira istiyor. Ne kadar saçma. Dedenin kafa gitmiş ya. Şalterler atmış. Anlamıyor ne desem. Dedeciğim. Bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin? Duymuyorum. Dedeciğim banka kapandı. Yarın gel. Yarın mı geleyim? Yarın gel, kapandık. Yarın vereceğim mi? Yarın vereceğim ben sana, hadi git. İyi o zaman, tamam hadi, kolay gelsin yavrum. Ay ne kadar saçma bir adamdı öyle ya, Allah'ım yarabbim. Kadın bunu kandıracak, haberi bile yok. Yaşlanmış gelmiş 105 yaşına. Öbür taraftan huriler çağırıyor, haberi yok. Rusya'dan
kadın gelecekmiş. Ya bu ATM'nin nesi var ya? Allah Allah, niye para vermiyor ki acaba? He, kartımı sokmamışım. Neyse, zaten benim kartı... Ah, bir dakika. İhtiyacım yok diyecektim ki... Küçük kız, hoş geldin. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Niye geldin küçük kız? Ben kredi çekmek istiyorum. Kredi mi çekmek istiyorsun? Allah'ım yarabbim. Peki ne kredisi çekmek istiyorsun? İşte ihtiyaç kredisi. Ya senin neye ihtiyacın varmış? Çok merak ettim. Ya abi ya, bir tane kredi vereceğim. 10 tane laf ettin ya. Ya tamam, söyle ne istiyorsun? Vereyim ben sana kredi ya. Allah'ım yarabbim. Tamam. 2 liralık kredi. 2 liralık derken 2 TL'lik mi? Evet. Ya 2 TL'yi ben sana cebimden de veririm. Ne istiyorsun? Ne almak istiyorsun bakayım sen? Hayır, borç borçtur. Bak, anayasanın maddelerini bana okutma buydu abi. Tamam tamam, okumana gerek yok. Evet, buyur. Çikolata alacağım şu marketten. Amca vermiyor. Param yetmedi. Tamam tamam, Allah'ım yarabbim. Ben sana vereyim, gel. Eyvallah abi, bu iyiliğini unutmam ha. Tamam, teşekkür ediyorum. Hadi git sen kendine çikolata al. Tamam Şahal, bay bay. Bu kız da çok çılgın ha. 2 liralık kredi istiyor, Allah'ım yarabbim. Aha, dede geldi yine ya. Yavrum, tekrardan selamun aleyküm. Aleyküm selam dede, ne oldu? Şimdi yarın oldu mu? Hayır dedeciğim, yarın şimdi olmadı. Yarın yarın olacak. Ne yarınmış arkadaş ya, 20 bin ateşleyeceğim ya. Dedeciğim bak, ben sana 20 bin veremem. Seni kandırıyorlar, tamam mı? Ben şu an sana yardımcı oluyorum, anla beni. Yemezler canım, yemezler. Sen beni kıskanıyorsun ya. Dedeciğim bak, çok saçmalıyorsun. Öyle bir şey yok. Bildiğin seni kandırıyorlar. Hadi oradan be. Gençler, ne yapıyorsunuz bakayım burada? Sen geç bakayım dedeciğim şöyle. Geç geç geç. Aha, benim Rusmanita geldi. Ya oğlum, ne Rusmanitası? Geç şuraya kardeş. Sen de şuradan bir paraları çıkar bakayım. Çıkar çıkar hadi. Yavrum yavrum. Gel öpeyim seni, gel. Lan bir yürü git şuradan birader. Paraları çıkarır mısın sen, paraları? Soyguncu kardeş. Gel gel, azıcık gel, yaklaş, anlatacaklarım var. Yavrum benim be. Oğlum yavrum, ne diyorsun lan? Heh, buyur birader. Ya bu manyak, Allah'ım dede, görsen var ya, Rusya'da sevgilisi varmış güya da, ona 20 bin lira göndermeye çalışıyor. Dolandıracaklar, yardımcı olmaya çalışıyorum, anlamıyor da. Aa tamam oğlum, bak ben sana yardım ederim de, şimdi bak sen benim burayı soyduğumu anladın diye mi böyle numara çeviriyorsun? Nasıl inanacağım sana he? Kardeşim bak şimdi, eğer sen burayı soysaydın ben şu alttaki tuşa basardım, tamam mı? Polisler de seni yakalardı. Ama ben alttaki tuşa basmadım, polis gelmeyecek şu anda, sıkıntı yok. Sen şu dededen kurtulmama yardımcı ol. Tamam mı? He. Yani tamam. Onu bir şekilde gönder, ne bileyim, bir şey yap yani. Para işini hallederiz ya, para sıkıntı yok. He oğlum, desene şöyle be güzel kardeşim, gel bir sarılayım sana oğlum, desene şöyle ya. Tabii sarılalım ya, tamam. Dedeciğim. Yavrum ben söyle bakayım, gel buraya. Oh. Ya oğlum o yaklaşma birader bak. Oğlum ben senin manitayı tanıyorum ya. Rusya'daki Angelina değil mi ya? Vallahi mı diyorsun? He tanıyorum oğlum, ben seni götüreceğim, sen rahat ol. Ya bir şey diyeceğim, sen şu cebindeki silahla şundan 20 bin koparsana bana ya. Dede ne yapıyorsun? Allah Allah, bak dede de soyguna katıldı. Lan sen niye dedeye parasını vermiyorsun lan? Heh, niye vermiyorsun lan? Dede bana bak dede. Hı söyle yavrum. Al yavru al, sen de şu silahı al da şurayı bir soyalım ya, bu kardeş kendini akıllı zannediyor he. Bu nasıl tutuluyor yavrum? Dur oğlum dur, beni vuracaksın dedem, dur ya. Dur hallettim heh. Dedeciğim bak canım dedeciğim, yapma böyle, gözünü seveyim. Bak yakalanırsın, hapislere düşersin, anlamıyor musun? Vallahi mi lan? Oğlum kandırıyor seni, hapis mapis yok ya, biz bu paraları alıp kaçalım Rusya'ya birlikte, işte çifte düğün ya. Sen doğru söylüyorsun ha. Parayı ver lan. Oğlum hadi parayı versene lan. Hadi be, bir kamanta gelecek 40 yılda bir ya. Aa küçük kız geldi, bir dakika. Durun indirin silahları, yazık yazık küçük kızın yanında, Allah Allah. Dede indir, dede indir şunu ya, sen de patlatacaksın. Oğlum senin burada ne işin var? Ne biçim konuşuyorsun ya oğlum oğlum? Oha oğlum, bu büyükmüş be dede be. Ben bunu küçük kız zannettim be ya. Boyu küçük göstermiyor. Bir bu kadar da yayın altında var ya. Oğlum bu ne diyor bu ya? Dayı dede ne diyor bu ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, bu küçük kız hepinizi döver ha. Çok serttir kendisi. Bak şu an birini arıyor. Kim arıyorsun? Şey ya, benim arkadaşım top oynamaya gelecektik de geç kaydı. Ya kızım, başbakanı falan arıyorum desene. Allah Allah, kurtarsana beni. Bir saniye abi ya, duy bir dakika. Ayo Ayşe, top oynayacağız ya, bekliyorum seni kanka. Baban ne yapıyor, polis? Ha, o yarayda mı? Tamam kanka, bu yarayda bize yakın olsun ya. Hırsızlar falan çoğaldı bu suya. Aynen aynen, hırsızlar çoğaldı. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bakın, Ayşe'nin babası polis. Her an buraya gelebilir. Evet. Hadi gözünüzü seveyim, gidin soymayın.
banka mı? Birader biz soyguncu falan değiliz. Biz iki tane medeni insan buraya kredi çekmeye geldik. Sen niye şimdi bizi soyguncu gibi gösteriyorsun ha? Harbiden sen niye böyle yaptın ya? Ya Allah'ım ya. Tamam durun. O zaman normal kredi koltuğuma geçeyim. Heh. Şimdi. Ben bakayım 20 bin. Dedeciğim bak şimdi sana ben 20 bin veremem. Şöyle verebilirim. Tamam mı ancak? Mesela ben sana 20 bin lira veriyorum ya. Efendim? Ben sana 20 bin lira veriyorum ya dede. Şimdi duydum. Bunu 5 gün sonra 100 bin lira ödeme kaydıyla verebilirim. İstiyor musun? Yok yok o kadar değil. Ben geri ödemeyeceğim ya. 20 versen bana. Dede sen de buldun. Dedeciğim abartma istersen. Bak vereyim 20 bin lirayı 5 gün sonra 100 bin lira olarak alayım. Tamam o zaman. Ver. Şimdi kabul etti ya. Ne kadar saçma bir dede. Tamam dedeciğim şurayı imzalar mısın? Lan ne oluyor? Bomba patladı. Oğlum lan bak para buldum oğlum para buldum. Allah'ım lan 20 bini versene bana ya oradan. Ya yok sana 20 bin falan oğlum beleşe para buldum lan. Bana 20 bin. Aha dede silah çekti. Oğlum, bizde de var hayırdır lan? Oğlum bak seni kendi silahına vururum ha. Oğlum lan sen onun içinde mermi var mı biliyor musun ki lan? Oğlum bak ben senden 50 yaş büyüğüm benimle doğru konuş lan. Oğlum konuşmuyorum lan para için ben annemi babamı satarım lan. Lan 20 bin lan 20 bin vereceğim lan. Oğlum lan aa. Ana gerizekalılar birbirini vurdu ya küçük kız gördün mü? Abi çektim bunun videosunu. Tam mahalleydi ha. Evet gerçekten de öyleydi ya Allah'ım yarabbim. Ya küçük kız bir şey diyeceğim bunu YouTube'a koysak izlenir mi ya? Abi koyuyorum ben şu anda. TikTok, YouTube, Twitter her yerden hesabım var açık. Ay ben bunu patrona nasıl açıklayacağım? İki tane ölü adam. Ay şu arabayı nasıl park edeceğim? Patron geldi anam. Ya git o eleman gel buraya. Patron geldim. Ya şu arabayı şu araya sokam. Lan! Ne kadar gidiyor? Patron araba kendi kendine sürüyor. Otonom sürüş sistemi var galiba. Şunu bir içeri koysana ya. Ben de bir içeri gireyim. Patron girme istiyorsan. Bekleyeyim seni o zaman. Oy maşallah. Sen şoförüm olarak alacağım. Bugün terfi alacaksın eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Ay şunların önüne geçeyim de görmesin bari. Küçük kız yardım et yanıma gel gel. Kapat. Şunu kapatayım. Biz yanlış gelmedik değil mi? Burası kasap değil. Yo patron ne alakası var ki? Ne bileyim yerde iki tane... Bir şey yatıyor anlamıyorum da kafalarını tam kestiremedim. Ne oldu adak mı adadın burada? Hayır patron yerde bir şey yok ki senin gözlerin yanlış görüyor. Benim gözler yanlış mı görüyor? Evet küçük kız sen bir şey görüyor musun? Bakayım. Aa yok göremiyorum. Hiçbir şey yok bu yalay boş bakayım yok. Allah Allah bir silah namlusu uzanıyor şöyle yukarı doğru. İnşallah silah dura bakayım ben. Sen nasıl ölmüşsün şunu indirsene oğlum indir. Yok ölmüş o yani yok onlar çiçek ha, onlar. Ölmüş. Çiçek onlar. Ha, bir saniye bir anlaşmaya bakmam lazım benim ya. Bir anlaşmada yanlış hatırlamıyorsan burada mermi sıkıldığı takdirde senin kovulman lazım. Bakayım ne şu. Kadar alakasız bir kanun patron ben niye kovuluyorum hemen? Oha lan burası bizim banka. Lan bunu TikTok kim yükledi? Küçük kız. Yakaladı patron abi, bizi. Şileyim mi abi? Yok artık çok geç bırak kalsın. Lan bu ne 50 bin like almış bu daha 3. saniyesinde. Allah'ım. Gito. Efendim patron. Üçüncü videoyu biz çekmeden çık buradan. Ana tamam. Küçük kız görüşürüz sonra ben gidiyorum. Görüşürüz çık. Abi. Ya şu soyguncuya üzülüyorum da gerçekten. Dedeye hiç üzülmüyorum ya. İyi ki öldü. Dede iyi ki öldün lan. Ya ben öldüm ama burada da hiç huri yok ya. Dede ne zannettin Allah Allah. Dedeciğim yeterli sevap pointi gönderirsen Rusya'ya belki oradan bir huri gelebilir. Neyse ben gidiyorum patron. Hadi ben de şu küçük kızı işe alayım bari. Hadi çık. Küçük kızım işe alıyorsun. İşsiz kaldım lan. Alam tamam.